Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün Kur'an ve İslam programımızın 441.'sini gerçekleştireceğiz. Enfal suresine devam ediyoruz. 42. ayete kadar gelmiştik. Ben önce bundan evvelki programımızda okuduğumuz ayetlerde konu edilen başlıkları sizlere takdim edeyim. Savaş sırasında cepheden kaçılmaması gerektiği, cepheden kaçanların cezalandırılması, savaşta öldürenin de atanın da Allah olduğu, Allah'ın kafirlerin tuzağını bozacağı, kafirlere ihtar ve imana ve tevbeye davet edilmeleri, iman edenlerin kendilerine hayat veren şeylere çağrılmaları, toplumsal ateşlere karşı dikkat çekilmesi, müminlere Mekke'deki çektikleri sıkıntıların hatırlatılması, Allah'a, elçiye ve tüm emanetlere ihanet edilmemesi gerektiği, iman edenlerin Kur'an ile ferasetlerinin gelişeceği, Resulullah için geçmişte kurulan kötü planın açıklanması, Kur'an'ı dinlemenin gereği, Kur'an'a değer vermeyenlere yapılan çağrı, kafirlerin alaylı duaları, elçi müşrik toplumun içindeyken Allah'ın müşrikleri helak etmeyeceği, müşriklerin mescidi haramı sahiplenmeleri, müşriklerin mescidi haramda riya yaparak salat edişleri, müşriklerin iman faaliyetlerini engellemek için mal harcamaları, dinden çıkarma faaliyeti bitinceye kadar savaşa devam edilmesi, fitneden vazgeçerlerse savaşın durdurulması, ganimetlerin beşte birinin kamuya ait olacağı başlıklarını işlemiştik. Şimdi geldik 42. ayete. Oradan devam ediyoruz. Ayeti mealen sunuyorum. Hani siz vadinin yakın bir yamacında idiniz, onlar da uzak yamacında idiler. Kervan da sizden daha aşağıda idi. Şayet onlarla sözleşmiş olsaydınız da buluşma yerinde kesinlikle anlaşmazlık çıkarırdınız. Fakat olması gereken işi Allah'ın gerçekleştirmesi için değişime, yıkıma uğrayan apaçık bir delil gördükten sonra yıkıma uğrasın. Sağ kalanlar da yine apaçık bir delilden sonra yaşasın diye. Şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Evet, burada Cenab-ı Hakk'ın aşikara işte şöyle Bedir'deki zaferi anlatıyor ve Bedir'deki şartları. Müslümanlar vadinin içinde tam çukurda, kafirler de tam tepede. Yani stratejik açıdan müminler çok çok kötü bir durumdalar. Bütün şartlar Müslümanların aleyhinedir. Ama Cenab-ı Hak daha evvel de konu ettiğimiz gibi değişik nimetlerle, uyku nimetiyle, yağmur nimetiyle, sonra müşriklerin eklem ağrıları nedeniyle zaferi müminlere verdi. Burada da ayetteki bir ifade de açıkça denilmektedir ki Allah'ın bu yardımı artık müminlerin bu yardıma rağmen imana iyi sahip olmaları, iyi Müslüman olmaları ve kafirleşenlerin de bu mucizelere rağmen kafirleşmiş olmuş oldukları ortaya çıkacak ve cezayı da hak edeceklerdir diye bu ifadeler burada şey yapıyor. Yani fakat olması gereken işi Allah'ın gerçekleştirmesi için helak olan apaçık bir delil gördükten sonra helak olsun. Yani buna rağmen mi sen dinden döndüğünde böyle helak oluyorsun, gerçeği ortaya çıksın. Evet.
Evet, burada şöyle diyebiliriz. Buradaki ayet de hani bir delilden sonra yaşasın diye ayet orada kesti. Hazif sanatı uygulandı orada. Orada cümlenin sonucunu biz kendimiz takdir edeceğiz. Nedir o? Askeri açıdan hiçbir şansınız yokken siz, öyle söyleyeyim, işte siz bu haldeyken biz kulunuzu, hükümlerimizi indirdik. Siz bu şartlardayken biz size yardım ettik gibi takdir edilebilir. Burada da Cenab-ı Hak biliyorsunuz helakı mucize görmeye bağlamış. Helak edilecekler. Bunları gördükten sonra hala inanmayacak olurlarsa, inkara, tekzibe, yalanlamaya gidecek olurlarsa öyle cezalandıracağını burada buyurmuş. Evet. Ki imana ve Allah'ın gösterdiği mucizelere, yarattığı mucizelere, öyle söyleyeyim, ancak nankörlerden başkası şey yapmaz yani. Ancak o kadar nankör olacak ki bunları görmezden gelecek. Evet. Devam ediyoruz. Hani o vakitler Allah sana uykunda onları az gösteriyordu. Eğer Allah onları sana çok gösterseydi kesinlikle korkmuştunuz ve savaş konusunda anlaşmazlığa düşmüştünüz. Fakat Allah güvenlik sağladı. Şüphesiz o gönüllerde olanı en iyi bilendir. Ve hani olması gereken bir işi gerçekleştirmek için onlarla karşılaştığınız vakit onları sizin gözünüze az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Ve bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür. Evet, bu bölümde de yine net olarak bir Allah'ın yardımını görüyoruz. Bedir Savaşı'ndan önceki geceki o uykuda Resulullah rüya görmüş. Rüyasında da tabii gerçeğin hilafına onları hani 1.000 kişi olmalarına rağmen onları az görmüş. Kişi olarak da az görmüş rüyasında. Yani gönlü öyle istemiş diyelim, öyle de görmüş. Şimdi karşılaştıkları zamanda da aynı şeyi gerçekleştirmişler. Evet. Allah burada diyor ki, onları çok gösterseydik, olduğu gibi rüyanda görseydin, korkardınız. Çevrendeki insanlar da korkardı. Ama Allah güvenlik sağladı bu rüyayla. Bir de savaş anında da karşılaştığınız vakit onları sizin gözünüzde az gösteriyordu. Savaşacağınız zamanda da az görüyordunuz. Yalnız bu değil, kafirler de sizi çok az görüyorlardı. Hatta öyle az görüyorlarmış ki, tarih kitaplarında Ebu Cehil'le ilgili bir şey var. Şimdi Ebu Cehil o gün Müslümanları çok hafife almış ve şöyle demiş: bunlar bir deve eti yemekle doyacak sayıdadırlar. Haydi onları bir defada yakalayın ve bağlayın demiş savaş ortamında. O da bunu böyle söylemiş, Müslümanları çok az görmüş. Yani bir deveye doyacak kadar az insanlar demiş. Bu ifade de tarihe geçmiş. Evet, fakat Cenab-ı Hak zaferi müminlere lütfetti. Devam ediyoruz. Ey iman etmiş kimseler! Başarmanız, zafer kazanmanız için bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin. Allah'ı çokça anın. Allah'a ve onun elçisine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız ve gücünüz, canınız gider. Ve sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkan ve Allah yoluna engel koyan kimseler gibi de olmayın. Ve Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Evet, burada da müminler uyarılmakta. Hayatta, yani bütün müminler, hayata, yani içtimai, siyasi, askeri veya hazırlamak, her türlü şeylerle ilgili burada müminlere direktifler verilmekte.
Başarmanız, yani zafer kazanmanız için bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça anın. Gevşemek yok. Burada sebat biliyorsunuz sabrın bir müratifi olarak gelmiş. Allah'a ve onun elçisine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız ve rüzgarın kokunuz, gücünüz, canınız gider ve sabırlı olun. Çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkan ve Allah yoluna engel koyan kimseler gibi de olmayın. Evet, buradaki ifadede şimdi çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkan kişiler Mekke müşrikleri. Kendilerine son derece güvenerek Bedir'e geldiler. Müslümanları hani yok etmeye gittiler. Çalım satarak da şeyini gördünüz. Hani şöyle, hani bir deve etiyle doyacak kadar az kişiler diye de onların şeyle bu çalımlarını gösteriyordu, kibirlerini gösteriyordu. Ama o kibirleri başlarına da bela oldu. Allah müminlere yardım etti. Ve Allah burada da bu ayetlerde de müminlere açıkça her türlü şartla kafirlere karşı uyanık, tedbirli, hazırlıklı olmayı emrediyor. İşin şeyi bu, özü bu. Devam ediyoruz. Hani o münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, şu adamları, dinleri aldattı dedikleri sırada, o kötü niyetli komutan onlara amellerini çekici göstermiş ve onlara, bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım demişti. Sonra da ne zaman ki iki topluluk birbirini görür oldu, o iki topuğu üstüne geri döndü ve şüphesiz ben sizden uzağım, şüphesiz ben sizin görmediğinizi görmekteyim. Şüphesiz ben Allah'tan korkmaktayım dedi. Ve Allah sonuçlandırması yani cezalandırması pek şiddetli olandır. Ve her kim Allah'a işin sonucunu havale ederse bilsin ki şüphesiz Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Evet, şimdi burada bu ayet grubunda, bu iki ayette hem Mekke hem de Medine'deki bazı olaylar değinilmiş. Onu burada belirteyim. Şimdi birinci mesele Mekke'deki sahneyi bir ele alalım. Burada bir şeytandan bahsedilir. Ben komutan diye çevirdiğim, burada mealde takdim ettiğim şey, burada Kur'an'ımızda, Mus'haf'ımızda şeytan diye geçer. Şeytan. Evet. O kişi, yani şeytanlık yapan kişi, onu da belirteyim. O kişi, Kinane oğullarından Sürake bin Malik bin Cüş'um diye bir adam. İyi komutan. Hani şöyle söyleyelim, hani sonradan Uhud'daki şey değil mi? Halid bin Velid'i düşünün komutanlığını. O ölçüde belki daha da iyi bir komutan bu adam. O Mekke'de müşriklerle birlikte Ebu Süfyan ordusunda o müşriklere amellerini çekici göstermiş. Çok iyi iş yapıyorsunuz. Bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur. Ve ben de sizin yardımcınızım demiş. Ve ben bu orduya ben komuta edeceğim. Muhammed'i ve adamlarını yok edeceğiz. Bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur demiş size hep. Yani karada ölüm yok. Bu kadar güven vermiş bir. Bu Mekke'de Allah bunları bize anlatıyor. Bir de Medine'de bir grup var. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar. Şu adamları dinleri aldattı diyerek müminleri savaştan caydırmaya, onların morallerini bozmaya çalışıyorlar. Evet, şimdi Medine'deki yani kişiler, bu münafıklar, Müslüman geçinenler veyahut da oradaki Yahudiler de var bunların içerisinde.
Ya bunları dinleri aldattı. Dinlerinde bir savaş, mücadele emri var. Tutmuşlar, dinlerine uyacağız, dini emirleri uygulayacağız diye savaşa gidiyorlar. Mallarından olacaklar, canlarından olacaklar, her şeylerinden olacaklar. Kendilerine yazık edecekler diyorlar. Bakın şimdi, Mekke'deki ayrı, Medine'deki ayrı. Evet. Şimdi sonuç. Şimdi bu adam ordusuyla birlikte bir de tepede biliyorsunuz Müslümanlar çukurda, Resulullah çukurda. Mekke müşriklerinin ordusu başlarında işte bu Süraka denen adam orada saldıracaklar, savaş yapacaklar. İşte o anda bakın şimdi o anda bu kişi Süraka Müslümanların zaferi kazanacağına inanıyor. Ve şüphesiz ben sizden uzağım, ben sizin görmediğinizi görüyorum, ben Allah'tan korkuyorum diyerek onları bırakıp topukluyor. Mekke'ye geri gidiyor. Komutanlıktan vazgeçiyor. Bu enteresan bir şeydir. Şimdi orada ne gördü bu? Ben sizin görmediğinizi görüyorum diyor adamcağız. Görmedin. Onların diğerlerini fark etmeyip de yani onların fark etti, onun bu adamın fark ettiği ne? Bu Süraka'nın fark ettiği ne? Evet, tarihi kaynaklar şöyle. Müminler yani zaten 300 kişi o civarda. Resulullah'ın etrafını çevirmişler. Orada Resulullah'a, ya Resulallah, cennete girmemiz için sadece ölüm bağı mı kaldı? Ölümü öldürelim, cennete girelim. Karşılarında ne mal, ne mülk, ne hani çapul, ganimet, ne evdeki çoruğu, çocuğu falan filan hiçbir şey düşünmüyorlar. Ölüm diye bir şey düşünmüyorlar. Bu adamlar cennete gireceğiz diye savaşıyorlar. O da diyor ki işte bu ölümü öldürmüş adamlarla ölmezden evvel ölmüş, kefenini giymiş, cennete gidiyoruz diyen adamlarla savaş olmaz. Bu ordu yenilmez diyor. Ha. Şimdi burada size bir şey daha hatırlayayım. İnşallah Nisa suresinde gelecek. Hani Nisa suresindeki 101-103. Ayetlerde savaşta salat var. Savaş meydanında cephede hani Resulullah'ın orduyu ikiye bölmesi bir tarafa eğitim verip sonra onları silahların başına ondan sonra diğerlerine eğitim vermesi. Orada ne var? Cihadın, savaşın, Allah yolunda ölmenin, öldürmenin faziletleri işte bu ayetteki yani bu olaydaki anlatılan var. Orada yani savaş hükümlerini savaşın, Allah yolunda ölmenin faziletini anlatma dersi var. Hani namazı kısaltma falan diye anlattıkları şey, çarpıttıkları şey. Evet. Evet, burada şunu da belirteyim. Hani ayette geçen sözcük şeytan dedim ya. Şimdi tarih kitapçılarının hepsi de buradaki yani tarihçilerin hepsi o komutanın Süraka olduğunu herkes biliyor. Tarihi vaka halkın içerisinde olmuş gitmiş. Mekkeliler de biliyor, Medineliler de biliyor bu Süraka. Ama ne yazık ki yani mitolojiye alışmış olan milleti uyutmak için şey yapanlar. Ha burada ne var? Efendim tamam o Süraka kılığındaki şeytandı. Şeytandı ama Süraka kılığına girmiş bir şeytandı. Evet. O şey kötü insan. İşte kime yani insanlar hani şeytan dediğimiz zaman bunların neler olduğunu, kimler olduğunu zaten biliyorsunuz. Şöyle de söyleyeyim kısaca. Hani Bakara 14'te zikredilen şeytanlar vardı. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman bunlar kim idi? O günkü hani Medine'deki münafıklar, ikiyüzlüler, elebaşıları. Bu bir. Yine Ali İmran suresinin 175. ayetinde de gelecek. Hatta Cuma suresinde de var. O 175'te geçen şeytan da tüm Müslümanların o günkü yaşayan insanların da tanıklığıyla bildikleri
Nuaym bin Mesud diye bir adam. O da Kur'an'da şeytan diye anıldı. Onları burada belirtmiş olarım. Evet, burada şu da var. Yani onu daha biraz daha net ifade edeyim. 49. ayette Medineli münafıkların kalplerinde hastalık bulunan kimselerin savaşa çıkan müminler için şu adamları dinleri aldattı dedikleri bildirilmekte okuduk. Buradaki münafıklar Evs ve Hazreç kabilelerine mensup bazı kimseler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ise Müslüman olmalarına rağmen imanları kökleşmemiş olan kimseler. Onları da burada net olarak sizlere açıklayayım, takdim edeyim. Evet, devam ediyoruz. Ve sen görevli güçlerin, melekler diye geçer, tabii. Kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddeden o kimselerin yüzlerine ve sırtlarına vurarak tadın bakalım kızgın ateşin azabını. İşte bu sizin kendi ellerinizle meydana getirdiğiniz şeyler sebebiyledir. Ve şüphesiz Allah kullara hiçbir şekilde haksızlık eden biri değildir diye onları geçmişte yaptıklarını ve yapmaları gerektirirken yapmadıklarını bir bir hatırlatırken bir görsen bu ölüm anı burada vefat ettirirken diye geçer. Şimdi vefat biliyorsunuz tam ölmek değil, ölmezden evvel insanın hayatının Z raporunu zihninde, beyninde canlanması, canlı hale gelmesidir. Evet. Tıpkı Firavun'un yakınları ve onlardan öncekilerin gidişi gibi onlar da Allah'ın ayetlerini, alametlerini, göstergelerini tanımadılar da Allah kalplerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, cezası sonuçlandırması çok şiddetli olandır. Bu şüphesiz bir toplum kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah'ın o topluma nimet olarak bağışladığı değiştirici olmayışı ve şüphesiz Allah'ın en iyi işiten, en iyi bilen olması nedeniyledir. Tıpkı Firavun'un yakınları ve onlardan öncekilerin gidişi gibi onlar da Rablerinin ayetlerini, alametlerini, göstergelerini yalanladılar. Biz onları günahları yüzünden değişime, yıkıma uğrattık. Firavun'un yakınlarını suda boğduk. Hepsi de kendi benliklerine haksızlık eden kimseler idi. Evet, burada da Müslümanların, öyle şey yapayım, yani çok büyük bir uyarı, İslam'a karşı duran kimselerin ölüm anını da, orada ölürken de işkence çektiklerini burada şey yapıyor. Aynı zamanında Firavun'un da olduğu gibi. Yine ikinci bir ayette yine burada, bir toplum kendini bozmazsa Allah bozdurmaz. Yani bir toplum, öyle söyleyeyim, kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah'ın bu o topluma nimet olarak bağışladığını değiştirici olmayışı nedeniyledir. Yani bir toplumda helak varsa, zulüm varsa, oraya belirli bir ceza verilmişse onu toplum hak ettiği için kendisi bozmadıkça Allah bozmaz. Şimdi bunu Rahat suresinde de geçtiydi bu ayet, hatırlayacak olursanız. Rahat 11'de de bu ifade vardı. Gerçekte bir halk kendi benliklerinde olanı değiştirmedikçe Allah hiçbir şeyi değiştirmez. Evet, şimdi Allah kimseyi cezalandırmıyor ama halk kendi kendini cezalandırıyor, cezalandırtırıyor. Evet, herkes kendisini kendisi şey yapıyor. Hatta İsra suresinde de bu şey vardı. Allah herkese iyilik yapmayı emrederken, iyiliği, takvayı emrederken onlar kötü bir adamı emir yaparlar başlarına. Evet, idareci yaparlar. O da fıskı işler, günah işler ve ondan sonra da Allah o toplumu cezalandırır. Bu ayeti de burada unutmayalım ve bu üç ayetten öyle söyleyeyim. İsra suresindeki ayetten ve Enfal bu 53'ten, Rahat 11'den şunu şey yapalım. Özellikle siyasi hayatta ülkelerin, milletlerin çektiği sıkıntıların nedeni kendileridir. Kendileri bozuk bir yolla
gitmişlerdir. Allah'ın emrettiği gibi veyahut da marufuna gerektirdiği gibi hareket etmeyip başlarına layık olmayan kimseleri getirdiklerinden dolayı o azabı, o çileyi çekmektedirler. Evet, yani bunlar da uzun uzun sohbet edilecek şeyler. Biz burada Allah'ın mesajlarını öz olarak sizlere takdim ediyoruz. Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü kafirler, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini reddedip de iman etmeyen kimseler, kendileriyle anlaşma yaptığın halde her defasında anlaşmalarını bozan kimselerdir. Onlar Allah'ın koruması altına girmezler. İşte bu ayette, iki ayette iki şey var, hüküm var. Birincisi, Allah katında canlıların en kötüsü nedir? Birisi küfredenler. Bir de ne var? Sözlerinden cayanlar, sözlerini, sözleşmelerini bozanlar. Evet. Burada, yani bu ayetlerde şimdi hani özellikle hani Bedir Savaşı ortamıyla ilgili olduğunu şey yaparak yapacak olursak, tamam, bu anlaşmayı bozan Yahudiler kastedilmiş. Resulullah Medine'ye geldiği zaman bunlarla biliyorsunuz anlaşma yaptı. Bunlarla ilgili de hani iyi günde, kötü günde birbirlerine yardım edeceklerine dair anlaşmaları var, sözleşmeleri var. Şimdi bu sözleşme, tabii Medine Sözleşmesi bayağı uzun bir şey de, bu 24 ile 30. maddelerde şunlar var. Ben bazı aralardan size şey yapayım. Orada, çünkü Resulullah oraya geldiği zaman orada Yahudiler var, işte Müslüman geçinenler var, gerçek Müslümanlar var, Bedeviler var, Araplar var. Şimdi onlarla ilgili. Şimdi şöyle bir şey var, orada şey yapayım. Mesela Yahudilerden hiç kimse Muhammed'in izni olmadan Müslümanlarla birlikte bir askeri sefere çıkmayacaktır. Bir madde bu. Bir savaş vukuunda Yahudilerin masrafları kendi üzerlerine ve Müslümanların masrafları da kendi üzerinedir. Bu sayfede gösterilen kimselere, harp açanlara karşı onlar birbirleriyle yardımlaşacaklardır. Yani Yahudilere birisi savaşarsa Müslümanlar yardım edecek, Yahudileri destekleyecek. Müslümanlara bir savaş açılırsa da Yahudiler destek vermeleri lazım. Evet, onlar da birbirleriyle yardımlaşacaklar. Onlar arasında iyi davranma olacaktır. Kaidelere mutlak riayet edilecek. Bunlara aykırı davranış olmayacaktır. Hiç kimse müttefiklerine karşı bir cürüm işleyemez. Zulmedilene mutlaka yardım edilecektir. Burada kastedilenler, yani bu şeyde anlatılanlar, Mekke'deki Yahudilerdir. Onlar da işte Benu Kureyze, Beni Nadir gibi kişilerdir. Bunlar da yukarıda görüldüğü gibi birbirlerine destek olma, yardım etme, ihanet etme gibi noktalarında yazışmış olmalarına rağmen, sözleşmiş olmalarına rağmen burada ihanet ettiler. Sözlerinde durmadılar. Evet, anlaşmalarını bozdular. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ahitler Bedir gününde müşriklere silah vermek suretiyle Resulullah'ın aleyhinde onlarla yardımlaştılar. Sonra da biz yanıldık dediler. Peygamberin onlarla yeniden anlaşma yaptı ama Hendek günü bu anlaşmayı yine de bozdular. Daha sonradan da iş şeye kadar gitti. Oradan sürgüne kadar gitti. O sürgün, onların o üç, yani Yahudi boyununla ilgili bilgilerden İnşallah Haşr suresinde gelecek. Haşr, toplayıp sürgün etme anlamındadır. O surede de onlardan bahsedilir. Şimdi bildiğiniz gibi burada şöyle diyelim biz. Müminler nitelenirken Allah, biz bunu Nahl suresinde böyle ahde vefanın, ahitte sözde durmanın İslam dininde ne kadar önemli olduğu noktasını orada çok uzun uzun şey yapmıştık da, Kur'an'ımızdaki ayetlerin hepsinde şöyle söyleyeyim, bu
ahitte durma, sözünde durma şeyi İslami ilkelerden, hikmetlerin en önemlilerinden biridir. Hatta ta bu Felak suresinde biliyorsunuz ve fin nefasati fil ukat diye bir ifade vardı. Hani düğümlere tükürenler diye bir şey vardı. Burada o düğüm dediğimiz şeyler sözleşmeler. Sözleşmeleri bozanlar. İster böyle askeri, işbirliği, şu bu falan filan olsun, ticari bir sözleşme olsun, nikah sözleşmesi olsun. Bu çok kapsamlıdır. Cenab-ı Hak orada yani bir kelimeyle düğümlere tükürenler dediği zaman işte sözleşmelerin içine ederler kaba tabirle. Öyle onlar şey yapılmıştır. Kur'an'ımızda da bu devamlı yani ahde vefa üzerinde durulmuştur. Ahde vefanın Allah'ın ahdini yerine getirme olarak Kur'an'da geçer. Aşağı yukarı 20'ye yakın ayette konu edilir. Ve özellikle yani Mü'minin suresinde müminlerin kurtulanlarını, kurtulacak müminler zikredilirken 8. ayette ve onlar emanetlerine ve anlaşmalarına riayet eden kimselerdir diye de özeti orada verilir. Onu da belirteyim. Yine Meariç suresinde Bakara 177, Ahzab 23-24, evet Ra'd 19-24, Bakara 40, Ahzab 15 vesaire. Buralarda da hep ahitlerde durmanın öneminden bahsedilir. Onlar üzerinde iyi deneye durulur. Evet, onları da siz oradan okursunuz. Devam ediyoruz. Artık onları harpte bozuma uğratma işinde yakalarsan, ibret almaları için onlarla birlikte arkalarındaki kişileri dağıt. Eğer bir toplumdan hainlik yapmaz bir toplumdan hainlik yapmasından korkarsan, aynı şekilde anlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. Şüphesiz Allah hain kimseleri sevmez. Kafirler yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimseler kendilerinin önüne geçtiklerini de sanmasınlar. Şüphesiz onlar aciz bırakamazlar. Evet, bu ayette de yine savaş hükümlerinden çok enteresan özellikler ve kanunlar, düsturlar geldi. Evet, bu ayette yani Resulullah'a ihanet edenlere ibret-i alem için yapılması gereken muameleler, hükümler, kanunlar öyle gelmiş. Şimdi biliyorsunuz artık Resulullah Mekke'de devlet başkanı, ilahi hükümler var, yasalar var. Şimdi birincisi, eğer ki bir grupla savaşıyorsun, ihanet etmiş, onu ve bozguna uğratmışsın, öyle diyeyim. Yenmişsin, bir orduyu yenmişsin. Burada açıkça deniyor ki, eğer ki böyle bir şart oluşursa, onlar yalnız değil, onları arkadan bir de destekleyenler var ya, evet, onları da ibret alem için, ibret olsun onlara diye arkalarındaki kişiler de dağıtılacak. Onlara kim destek veriyorsa, nasıl destek veriyorsa ona da engel olunacak. Evet. Ve diğer bir nokta. Onlar gibi, yani daha önceki şeyler gibi, gizliden gizliye ihanet etme. Haininle şüphe ettiğin bir grupta varsa onlara da açıkça önceden siz böyle böyle bir niyetiniz var, biz bunu sezdik. Sizinle yapılan anlaşmayı artık biz tek taraflı bozduk. Sizinle savaşacağız diye de bunu bildir. Bakın ne kadar net. Yani şu, yani böyle bir, yani savaş hukukundaki böyle bir şey, yani gizliden değil, yüz yüze, mertçe öyle kendilerine bildirilecek. Ama ahit kesin ve açık biçimde bozulmuş ise ahdin bozulduğunu bildirmeye gerek yok. Yani kafirlerin bu ahdi bozduğunu artık silahlanmış karşına gelmiş değil mi? Önceden yani ne diyeceğiz? Savaşmama sulh anlaşması yapmışsın. Birbirine ihanet etmeyeceğiz diye. O zaman
karşında var. O zaman bildirmene gerek yok. Şimdi evet, bunu Resulullah da, yani şöyle bir tarihte de zaten şöyle bir olay var. Şimdi bir Huza'a oğullarını öldürmek suretiyle ahitlerini bozan Mekkeli müşriklere Müslümanlar Mekke'ye 4 fersah uzaklıkta olan Mevruz Zehran'da yetişti ve onları öldürdü. Yani bunda bu böyle bir şey var. Yine Mekke'nin fethi, Mekke müşriklerin ahdi bozmaları sonucu gerçekleşti biliyorsunuz. Şimdi yine Mekke'nin şeyinde de Resulullah anlaşmayı bozduğunu onlara bildirmeksizin üzerlerine yürüdü orada da. Çünkü sözlerinde durmadılar. Müminleri öldürdüler. Ve ondan sonra da Resulullah ordusuyla Mekke'ye doğru yürüyüp Mekke'nin yakınına geldiği zaman yalvar yakar o zaman başladılar. Yani bu tarih kitaplarında, siyer kitaplarında da açıkça şey var. Burada bir nokta daha var 59. ayette. O küfretmiş kimseler kendilerini öne geçtiklerini sanmasınlar. Şüphesiz onlar aciz bırakamazlar buyurdular. Kafirler tehdit edildiler. Bu tehdit onlara, yani Ankebut suresinde de şöyle geçtiydi. Bizi öne geçebileceklerini, bizden kaçabileceklerini, bizden kurtulabileceklerini sanmasınlar tabirinde. Bir uyarı. Nur suresinde de gelecek aynı uyarı. Ali İmran suresinde de uyaracak. Yine İbrahim suresinde de böyle hani onların yaptıklarından habersiz olmadığımızı, gafil olmadığımızda bilsinler diye de hani ifadeler vardı. Onu da hatırlatayım. Ve siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktirin ve savaş atları hazırlayın ki onlarla Allah'a düşman olanları, kendi düşmanlarınızı ve Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz bunlardan aşağı daha başkalarını da adam edilsiniz, hizaya getiresiniz. Ve Allah yolunda her ne harcasanız o size eksiksiz ödenir ve siz haksızlığa uğratılmazsınız. Evet, şimdi burada gördüğünüz gibi ayette Müslümanlara o kadar ciddi ve önemli bir emir verilmiş Resulullah döneminde. Resulullah döneminde bu tam mükemmel olarak da sahabe tarafından uygulandığı da pek söylenemez aslında, onu açıkça söyleyeyim. Ama Resulullah'tan sonra da Müslümanlar bu ayeti hep unuttular. Ayette biliyorsunuz şimdi kafirlere karşı Allah'ın düşmanları, sizin düşmanlarınız ve bir de Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz düşmanları hizaya getirmeniz için diyor Cenab-ı Hak. Bunlar da münafık kesim. Onlar için daima güçlü, kuvvetli olacaksınız. Her çeşitten kuvvet biriktirin ve savaş atları hazırlayın. Şimdi burada, şimdi ekonomik yönden güçlü olun, askeri yönden güçlü olun ve askeri aracı olarak da burada savaş atları diyor, savaş atları. Şimdi bu savaş atları dediğimiz zaman, şöyle söyleyeyim, Resulullah dönemindeki en iyi silah aracı, savaş aracı, öyle söyleyeyim, iyi yetiştirilmiş atlardı. Yani atlı olan savaşı kazanıyordu, zaferi elde ediyordu, piyadeye, yayaya göre. Allah bunu şey yapar, bunu biz burada hani güncelleyecek olursak bunu, böyle bu at ifadesini, bugünün en ileri savaş uçaklarını, savaş filolarını, tank, denizaltı, güdümlü füze, hatta son böyle, hatta da öyle söyleyeyim, atom bombası. Öyle söyleyeyim. Müslümanlar bunları da sahibi olmak zorunda. Bu Allah'ın emri. Ama bunları bakın saldırı amaçlı değil. Allah diyor ki bunlarla Allah'ın düşmanları, sizin düşmanlarınız ve Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz düşmanlar hizaya gelsin. Onlara karşı bu gücünüz, bu silahlanmanız caydırıcı olsun diyor. Yoksa yani bunu talan için, işgal için öyle kullanmayacaksınız diyor. Evet. Evet, şimdi burada zaten Cenab-ı Hak Nisa 30-71'de de bu konuyu çok net ve öz bir ifadeyle, ey iman etmiş kişiler,
önleminizi alın. Sonra da onlara karşı ya küçük birlikler halinde sefere çıkın veya topluca sefere çıkın. İşte buyurun. Ve bu ayetleri okuduktan sonra şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Bakara suresi, Enfal suresinin 60. ayetini böyle okuyunca şöyle gözümüzü yumup bizlerin, Müslümanların bu ayetle ilgili amellerimizin hangi ölçüde olduğunu bir kontrol edelim. Bir nefis muhasebesi yapalım. Öz eleştiride bulunalım. Evet. Evet. Şimdi burada Allah'ın hani münafıklar şeydi hani bir de o hani sadece münafıklar demeyelim. Uzaktaki düşmanlar da kastediliyor şeyde. Yani sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği düşmanlar. Bir çevrenizdeki münafıklar. Bir de uzaktaki sizin bilmediğiniz uzaktaki olanlar. Uzaktaki düşmanlar. Evet. Şimdi bu konularla ilgili uyarı yine Tevbe suresinin 101'inde, Ali İmran suresinin 118. ayetlerinde geleceğiz. Evet, şimdi böyle Müslümanlar güçlü olurlarsa bilinen bilinmeyen düşmanların hepsi Müslümanlara saldırmaktan, Müslümanlara eziyet etmekten, Müslümanları yok etmekten biliyorsunuz korkarlar. Şimdi bu ayetin sonunda yani bu şeyde bakın şimdi ve Allah yolunda her ne harcarsanız o size eksiksiz ödenir ve siz haksızlığa uğratılmazsınızdır. Bu ayet niye böyle bitti diyecek olursanız, bu ayetteki emredilenler, her türlü en iyi savaş atlarının hazırlanması noktası var ya, evet her şeye gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşit kuvvet biriktirmesi var ya, bu paraya dayanıyor. Bu infaka dayanıyor. İnfak olmazsa, mali destek olmazsa bunların hiçbirisi söz konusu olmuyor. Evet. Bunlar ancak yani para varsa bu var. Yani bunu batılılar da çok iyi bilir ve özellikle yani bu şeyler gerçek olduğundan dolayı bugün dünyasının başının belası olarak görülen yani İsrailliler de yani bu konuda her şeyleriyle bu işe yani mali yönden destek veriyorlar. Özellikle böyle şöyle söyleyeyim bunu ben net olarak İsrail Devleti'nin ortaya çıkışı, kuruluşuyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğü seneleri yani Filistin bölgesinin öyle söyleyeyim İngiliz mandası altında olduğu dönemdeki tüm dünya Yahudilerinin mali yönden o devleti kurmak için neler infak ettiklerini, nasıl para harcadıklarını, nasıl para biriktirdiklerini ve sonradan da nasıl, hani onu söyleyeyim, yine bu desteğe devam ettiklerini hep görmekteyiz. Mesela bir zaman bu şeylerde hani Mısır'la falan Kuveyt'le İsrail'in savaştığı dönemde Türkiye'de bulunan Yahudilerin bile oraya ne kadar destek verdiğini, Amerika'daki birkaç öyle varlıklı kişinin birkaçı da filmciydi falan filan, kaç tane uçak alıverdiklerini falan ben unutmuyorum yani. Şimdi bu ayetin hükmünü, bu ayetin emrini maalesef Müslümanlar değil, onlar uygulamaktadırlar. Bu ayetteki sırları onlar yaşamaktadırlar. Onlar şey yapmaktadırlar. Onu burada, onu da belirtmiş olayım. Yine devam ediyor savaş hukuku ile ilgili ayetlere. Ve eğer onlar barış için yanaşırlarsa sen de barışa yanaş. Ve Allah'a işin sonucunu havale et. Şüphesiz Allah en iyi işitenin, en iyi bilenin ta kendisidir. Ve eğer onlar sana hile yapmak isterlerse, bil ki şüphesiz sana Allah yeter. O seni kendi yardımıyla ve müminlerle güçlendirendir ve müminlerin gönüllerini kaynaştırandır. Sen yeryüzünde ne varsa hepsini topluca harcasaydın, yine de onların gönüllerini kaynaştıramazdın. Ama Allah aralarını kaynaştırdı.
Şüphesiz o en üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyendir. Evet, buralardaki de hükümde açıkça belirtiliyor. Savaş öncesinde olabilecek gelişmelerden bahsedilmekte. Onu söyleyeyim. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de barışı şey yap. Savaş esnasında değil. Savaş anında yapılması gerekenler şöyle. Bu ayet savaş öncesi. Öyleyse gevşemeyin ve siz üstün iken barışa çağırmayın. Allah da sizinle beraberdir ve Allah sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Bu Muhammed Suresi 35. Yani savaşa hazırlık yapmış birisiyle tutalım da karşıdan bir barış teklifi gelirse sen de yap. Sen de yanaş. Evet. Şimdi bunun ötesinde sayı ve teçhizat açısından yeterli olmaları halinde Müslümanların savaşı bırakıp barış yapmaları söz konusu olmaz. Bu Muhammed 35'e göre bu da böyle. Yine Ali İmran 103'te de bunlar şey yapacak. Şimdi burada ayetle bir de başka noktaya değildi. Müminlerin gönüllerini kaynaştıran Allah'tır diye ifadesi şey yaptım. Burada da aşikara konu edilen konu işte Müslümanların özellikle yani buradaki hatırlatılan şey peygamber Mekke'den Medine'ye geldiği zaman orada iki Arap soyu Evs ve Hazreç kabileleri birbirlerini yok edip bitirecek bir pozisyondaydı. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman Allah'ın ayetlerinin tesiri ile onlar kaynaştılar, birbirlerine dost oldular. Evet, onu burada belirteyim. Bu ayetlerin sonunda da ona değinilmekte. Yani böyle başka birbirlerini kaynaştırmak, birbirlerini sevdirtmek senin elinde değil. Sen eğer birbirine şey yapıyorsa o sevgiyi oluşturan, sevdirtiren de Allah'tır ifadesi burada belirtilmekte. Şimdi şöyle açıkça görüyoruz ki yani Müslümanların yaptıkları savaşların savunma savaşı olduğunu biliyoruz. Hep böyle şey yaptı. Allah düşmanların barışa yanaşmaları halinde siz de barışa yanaşın diyor. Evet. Burada ama buradaki barış işgal altındaki Müslümanların inanç ve özgürlüklerinden taviz vermek suretiyle yaptıkları barış değil. Ülkeleri işgal altında bulunan Müslümanlar barış yapamaz. Ya ölür ya da hicret ederler. Onu da belirteyim. Ayrıca böyle bir duruma düşen mümin bir topluma yardım etmek tüm müminlerin boyunlarına borçtur. Ayrı devletlerin vatandaşları olmalarında hiç önemi yoktur. Bu çok önemlidir. Yani ülkenin birindeki müminler baskı görüyorsa, zulüm görüyorsa onlara destek sadece o ülkenin içerisindekilere düşmez onlara yardım. Başka ülkelerdeki müminler de gidip onlara yardım etmeliler, onları desteklemeliler. Evet, yani illaki ayrı ayrı devletin vatandaşı olmalarının hiçbir önemi, hiçbir ehemmiyeti yoktur. Müminler, hatta şunu söyleyeyim, bunu çok söylerim. Müminlerin A devleti, B devleti, C devleti diye falan filan bölük bölük devletleri olmaz. Müslüman ülkelerin arasında sınır diye de bir şey olmaz. Onu da belirtelim. Hani bölgesel idarecileri olur ama yekun olarak onların da Kur'an eksenli, öyle söyleyeyim, bir devlet başkanlarının da bulunması şarttır. Evet. Şimdi 64. ayete geldik. İnşallah onu da bundan sonraki sohbetimizde, bu ayetlerden sonrasında, bu ayetlerden sonra diğer sohbetimizde işleriz inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.